Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sunar. Yakın gelecekte çok konuşacağımız SIBO hastalığından bahsetmek istiyorum. Ne yersem yiyeyim şişiyorum, hazımsızım. Aslında SIBO olabilirsiniz. Olmaması gereken bakteri, olmaması gereken yerde, olmaması gereken sayıya çıkıyor yani. Hocam peki şunu da sormak istiyorum size. Bu mesele de çok önemli. Uyku olmadan zayıflama olur mu? Yiyoruz. Bundan vitamin, mineral, bir besin almam lazım. Ama bu ince bağırsağa geçtiğinde ne yazık ki oradaki bakteriler tarafından gaz yapıp uçuruluyor. Açlık en büyük şifa mıdır hocam? İşte 2-3 günde bir beslenenler falan var. O öyle değil de ben hani 12 saat, 16 saat açlıkları çok seviyorum. 90 gün aç bırakıyorlar yaşlı başlı kadınları. Evet. 90 gün hani zayıflayacağım, iyileşeceğim. 21. yüzyılın iki tane sorunu var yani. Bir tanesi stres ve bir tanesi de toksik yük. İkisi insanları hasta ediyor. Herkese merhaba, Vizyonist TV'ye Benim Öyküm programına hoş geldiniz. Ben Deniz Cansu Canan Özgen. Bu hafta Benim Öykümde çok sevdiğim bir ismi ağırlıyorum. Biliyorum siz de kendisini yakından takip ediyorsunuz, bilgilerinden istifade ediyorsunuz. Benim çok kıymet verdiğim, çok kıymetli hocam. Beslenme uzmanı, diyetisyen Mustafa Yörük, kendisi bütünsel beslenme uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğundu hoca efendim. Böyle seans arasında koştu geldi bu yayını yapabilmek için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim oğlum. Siz ne zaman açarsınız? Biz zaten çok teşekkür ederim. Gönüller bir. Efendim şimdi Mustafa Hoca'yla konuşulacak çok şey var. Ama ben ilk olarak şundan başlayacağım. Bir beslenme uzmanı denildiğinde hemen aklımıza zayıflama, zayıflatan kişi vesaire geliyor. Ama mesele aslında bundan çok daha önemli ve kıymetli. Nedir hocam bu zayıflayayım takıntımız? Yani şimdi şöyle ben yıllardır tabii binlerce hasta takip ettim. Danışan diyeyim daha doğrusu. Danışan takip ettim. Bu mesleğim özellikle ilk başlarında acayip bir durumdu yani. Böyle hatta biz okuldayken bir hocamız şey sormuştu. Diyetisyen nedir demişti. Bir arkadaşımız da zayıflama doktoru demişti. Hmm. Şimdi yani okuldaki öğrencilerin zihninde bile aslında böyle bir durum vardı. Sonradan tabii ben birazcık daha böyle hastalıklarla falan ilgilenmeye başladıktan sonra aslında bu kilo alımının veya bedende o yağ depolanmasının neden olduğuna yani alttaki sebebe doğru eğildikten sonra benim için beslenme uzmanlığı, diyetisyenlik tamamen değişti. Bambaşka bir hal almaya başladı. Çünkü aslında bedendeki o kilo birikimi veya ideal kiloya varamamanın altında yatan bir sebep var. Bu ruhsal sistemle alakalı olabilir, bu biyokimyasal da olabilir. Ama bu çözülmeden kalıcı bir kilo kaybı veya kalıcı bir iyilik, sağlık dediğimiz kurgunun oluşturulması bence çok mümkün değil. Eğer yeme eylemi varsa, yeme eyleminde bile insanın ruhsal anlamdan baktığımızda işte dopaminerjik, serotonerjik veya oksitosinerjik yani bir problemi olabilir. Oral bir fiksasyonu olabilir. Yani bir bağımlılık gibi bakmamız lazım konuya. Bağımlılık deyince tırnak içerisinde çok böyle kötü hissedilebiliyor. Belki bağımlı değilim ya ben falan denilebiliyor ama bunun adını koymamız lazım yani. Nasıl bir sigara bağımlılığı varsa, nasıl bir alkol bağımlılığı varsa, nasıl bir kişiye bağımlılık varsa. Sağlığa zararlı efendim. Üçüncüsü de bence sağlığa zararlı bu arada. Yasal uyarıyı yaptım ama üçüncüsüyle ilgili de yorum yaptım. Buyurun. Evet yani aynı şekilde aslında yeme eylemine de bir bağımlılık var. Yani çünkü beynimizde bizim o haz yolaklarını tetikleyen, onların oluşmasını aslında sağlayan ruhsal açıdan böyle bakacağız. Biyokimyasal açıdan eğer bu yeme eylemi gerçekleşiyorsa veya kişi hiçbir ruhsal anlamda değil ama dışarıdan toksine maruziyet olabilir veya yine stres olabilir. Mesela insülin artar. İnsülin arttığında insülin direnciyle karşılaşmaya başlarız. Ve kişi açlık tokluk dengesini artık sağlayamaz. Yani leptin grelin dengesi de bozulur. Açlık tokluk dengesini sağlayamayan bir kişinin zaten yeme eylemini yapması kadar normal bir şey yok. Her zaman bir örnek veriyorum. Diyorum ki yani irade mesela çok duyduğum bir şey bu. İrade gösteremiyorum hocam. Yani bir beslenme listesi oluşturuluyor bana ama hani irade gösteremiyorum ve 3 kilo veriyorum tekrar alıyorum deniyor mesela. Evet. Diyorum ki her düzlemde göstereceğiniz irade farklı olur. Yani aslında bir arabaya benzetirsek bedeni 200 kilometrelik bir yakıtı var içerisinde diyorum. Ama 1000 kilometre gitmeye çalışıyorsunuz. Olmaz. Yani vitamin mineral eksikliklerin varsa, hormonal bozuklukların varsa dengen, hormonal dengen bozuksa buralar toparlanmadan
bu araba 1000 kilometre gitmeyecek. Eğer buralar toparlanırsa yakıt o zaman artıyor ve zaten böyle nasıl diyeyim, zorlayarak bir irade göstermenize de gerek kalmıyor. Kendiliğinden oluyor her şey. O yüzden bizim kilo takıntısı, işte kilo vermeliyim, işte ne bileyim fazla kilom var, orası değil de aslında beslenme üzerinden tabii ki doğru bir kurgu oluşturulması gerekiyor ama altta yatan sebebin aslında neden benim bedenim yağlanıyor veya neden benim bedenim küçülmüyor diye bakarak alttaki sebebi bulmak her zaman çok daha kesin bir sonuç verecektir yani. Yoruculuğunu da ortadan kaldıracaktır sistemin, o döngüselliğini. Hatta mesela yorucu diyoruz ya, mesela ben de bunu söylüyorum. Bu kendimi kandırmayı ben de yapıyorum. Çünkü ben Mustafa Hoca ile 2019 yılından itibaren tanışıyorum. İyi ki de yollarımız kesişmiş. Yani hem yani zayıflamaya, sağlıklı olmaya dair hem de hayata dair çok şey öğrendim Mustafa Hoca'dan. Yani gerçekten çok severim. Benim için çok kıymetlidir ve bilgilerine de çok güvenirim. Ben de bunu yapıyorum. Diyorum ki hocam ama işte siz bana temiz beslen diyorsunuz da hani eliminasyon. Bulamıyorum. O zor. Aslında yani o tamam, eli altındaki hani ulaşımı kolay belki ama öyle beslenmek çok zor. Temiz beslenmek daha kolay değil mi? Burada biraz kendimizi de kandırıyoruz. Mesela işte plastik kullanma diyorsunuz. Evet. Yani bir noktada başladığımızda sanki ipin ucunu çekmeye başladığımızda o yumağı çözüyoruz ve artık o bizim rutinimiz oluyor. Zannediyorum ki bu yanlış ve zararlı beslenme, işte deterjanlar, plastikler vesaire. Şu an bütün bunları değiştirmek çok zor bir şey gibi geliyor. Ama o kısım daha kolay, daha basit, daha sade. Ne dersiniz? İnanılmaz zor ya. Yani şöyle, aslında markete gidiyoruz. Markette bunun doğalı da var. Evet. Veya işte bunun toksin içeren kısmı da var. Yani aslında rafta elimizi sola değil de sağa atıyorum, uzatacağız yani. Bu kadar. Yani aslında yapacağımız şey bu. Yani mesela bir sabunun içerisinde SLS, paraben var, SLS var veya. Onu değil de bunu içermeyeni tercih edeceğiz. Ama tabii bu alışkanlıklar tümden değişmiyor. Yani evet, tümden de oluşmuyor, tümden de değişmiyor. Yavaş yavaş oluşuyor. O yüzden yani belki bir checklist yapılıp yani evde en azından yani neleri değiştirmem lazım? Biraz araştırılıp, çok değil. Yani samimi söylüyorum, belki bir iki saatini verse bir insan, yani düzgün bir araştırsa, dese ki yani ben mutfağımda neleri değiştirmem lazım? Ben işte tuvalette, banyoda neleri değiştirmem lazım? Evin içerisinde genel anlamda nelere dikkat etmem lazım? Onları birazcık araştırsa, hatta ben burada söyleyeyim. Mesela şampuan, bedenimize sürdüğümüz her şey. Şampuanlar, sabunlar, bu işte ne bileyim, duş yerleri. Bu söylediklerimiz evimizin içinde neleri değiştirmeliyiz? Evet, bunlar. Yani neleri değiştirmeliyiz? Şampuanlar, sabunlar, işte vücudumuza sürdüğümüz o duş yerleri falan. Bir kere bunun arkasını çevireceğiz ve bakacağız. Yani paraben, SLS, SALES bunları içeriyor mu? Bunlara bir bakacağız. Mutfakta işte teflon tavalar özellikle. Yani işte kullandığımız besinlere girmeyeceğim ama plastikler özellikle. Bunları böyle bir check edip daha böyle seramiğe, ondan sonra porselene, cama doğru, belki çeliğe doğru dönsek, döküm tavalara doğru dönsek mesela, çok daha sağlıklı bir hal olacak. Evin içerisinde de çok söylüyorum bunu. Şimdi halı bizim kültürümüz yani. Her evde ne yazık ki yani o halıyı kullanıyoruz yani. Ve o halının aslında sistemin dışına çıkması lazım. Çünkü ciddi anlamda mite biriktirir mesela, parazitler anlamda diyor, bakteriyel anlamda söylüyorum bunu. Ve alerjendir, hastalık yapar. Onu temizlemek gerçekten kolay değildir. Zordur yani. O yüzden halıyı değil de daha düz zeminler. Yani işte mermerse mermer ya da işte parke ise parke. Hani böyle kalması. Yattığımız odanın içerisinde mesela çok böyle elbiselerin, imkan varsa tabii bu. Elbiselerin falan olmaması. Giyinme dolabının veya giyinme tarafının yattığımız yerden ayrı olması. Çünkü çok böyle ya nasıl olacak diyoruz ama belki 7-8 saatimizi o odada geçiriyoruz uyuyarak. Tam bedenin her şeyi onardığı dönemdir uyku. Çok önemli yani ve 7-8 saatimizi geçiriyoruz. Zaten ev toksinden arındırılmış, toksik yükten arındırılmış olacak ki dışarıda zaten çok fazla var. Nasıl? Ay, evet. Soluduğunuz havada mikroplasti var. Yani kanserojendir mikroplasti. Yani mikroplasti diyorum ama kanserojendir yani. O yüzden soluduğumuz havada bile var. Egzoz gazlarından falan zaten. Hani onlardan bahsetmiyoruz ama yani evin içerisi temiz olmalı en azından. Korunaklı bir alan gibi. Belki 10 saat, belki daha fazla geçirdiğimiz bir alan çünkü ev. Çünkü dışarıda zaten her şeye maruz kalıyoruz. Yiyeceklerin içinde de böyle.
özellikle katkılı gıdalardan falan uzak durmak lazım. Yani ambalajlanmış, raf ömrü uzatılmış ürünlerden belki biraz uzak durmak lazım. Çünkü ben bu dönemde söylediğim bir şey var. Buna da canı gönülden inanarak, hani bilimin de ışığında söylüyorum tabii bunu. Bence 21. yüzyılın iki tane sorunu var yani. Bir tanesi stres, hasta eden ve bir tanesi de toksik yük. İkisi insanları hasta ediyor. Yani artık altına çizin. Yani kanseri çizin, kardiyovasküler hastalıkları altına yazın. Yani işte ne bileyim kadınlarda polikistik overleri yazın, östrojen baskınlıklarını yazın. Neyi isterseniz onu yazın yani. Ama bu ikisinden eğer biraz uzak kalabiliyorsak veya bu ikisini birazcık kendimizden uzak tutabiliyorsak çok da böyle hastalık riskini azaltmış oluyoruz yani bence. Şimdi hocam çağımızın böyle çok önemli iki problemine değinmişken ben yavaş yavaş konuşulmaya başlanan ama sevgili Deniz Şimşek Hoca'ya da buradan selam söyleyelim. Deniz Hoca'yı çok seviyoruz. Deniz Hoca'nın da böyle yıllardır üstünde ısrarla durduğu ve bence yakın gelecekte çok konuşacağımız SIBO hastalığından bahsetmek istiyorum. SIBO çok önemli. Siz zaten birim ekibiyle özellikle bu işte uzmansınız. Bu işi çözmeye kendinizi adamış durumdasınız. Ne yersem yiyeyim şişiyorum, hazımsızım, geçmiyor meselesi aslında SIBO olabilirsiniz mi? Tabii. Aslında şöyle, tabii birçok şey olabilir de buna yıllardır şöyle söyleniyordu. Yani hani irritable bir bağırsak sendromu, irritable bowel sendromu diye geçiyor. Yani sebebi bilinmeyen bir bağırsak sendromu. Evet. Ben bunu çok kabul edememiştim. Yani yıllardır kabul edememiştim. Hoca da öyle, Deniz Hoca da öyle aynı şekilde. İşte biz small intestinal bacterial overgrowth'tan yani ince bağırsaktaki bakteriyel artıştan bahsetmiştik hep. Ve orada bir fermentasyon sonucu da ortaya çıkan bir gazdan bahsetmiştik. Aslında ince bağırsakta bir bakteriyel yük olmaması lazım yani. Ama bu işte stresle yine evet. Kullanılan ilaçlarla ne gibi? İşte antibiyotiklerle, ağrı kesicilerle, nonsteroidler. Bunların tamamıyla mide asitinin belki azalması ve sonrasında yediğimiz içtiğimizde biraz böyle ince bağırsağımıza da bakteriyel bir kaçış. Aynı şekilde, şimdi burası birazcık terim ama çok küçük kullanacağım. İnce bağırsakla kalın bağırsağın arasında bir valf var. Kapakçık yani bu. İliyoçekal valf. Bu bozulduğu zaman, bu karaciğerle de ilişkili bu arada da. Bu bozulduğu zaman kolondan yani kalın bağırsaktan ince bağırsağa bir bakteriyel geçiş oluyor. Yani ince bağırsağın pH'i de bozuluyor. Ve kalın bağırsaktan bakteri olmaması gereken bakteri olmaması gereken yerde olmaması gereken sayıya çıkıyor yani. Ve bunun sonucunda bunlar B12 alacaksınız yediğiniz içtiğinizden gaz yapıp uçururlar. Çinko alacaksınız gaz yapıp uçururlar. Selenyum alacaksınız gaz yapıp uçururlar. Molibden alacaksınız gaz yapıp uçururlar. Magnezyum alacaksınız gaz yapıp uçururlar. Yani ne alırsanız alın sizde kalmaz. Evet. Sisteminizde girmez yani. Evet ne yazık ki. Yani yiyoruz ve diyoruz ki ya ben bundan vitamin, mineral, bir besin almam lazım, hücremi doyurmam lazım diyoruz. Ama bu ince bağırsağa geçtiğinde ne yazık ki oradaki bakteriler tarafından gaz yapıp uçuruluyor. Birçok sebebi var bunun. Ama bunun düzeltilmeyle alakalı yolu da var. Ne yazık ki bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2-3 ay oldu bunu tanımlanalı. SIBO dediğimiz durum tanımlanalı. Deniz Hoca kitapta koskoca bölüm. 7 yıldır anlatıyor. Yani ilk kitabım birimdi ilk kitabında değil mi? İlk Sarı kapaklı. Şimdi de psikoloji çocukluğuna iyi bak kitabı var Deniz Hoca'nın. Orada birimde yani baya bir bölüm var. Tabii. Yıllar önce yazdı. Tabii. Çok önemli. Çünkü bağırsak bedenin aslında en inflamasyonun başladığı master yer yani öyle söyleyeyim. Ana yer yani. Ve bedende yaygın bir inflamasyon varsa ne demek? Yani mesela nöral inflamasyon deriz beyinde. Olumsuza yatkın düşünceler olabilir. Yani depresif bir mod oluşturabilir. Anksiyöz bir tavır oluşturabilir. Unutkanlık yapabilir. Birçok şey. Peki bunun bağırsakla alakası var mı? Çok var. O yüzden bağırsağın duvarının aşırı geçirgen olmasını engellememiz lazım. Bağırsağın özellikle ince bağırsak kısmındaki o artan bakterinin azaltılması ve normal hale dönüştürülmesi lazım. Yani romatizmal bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Mesela işte romatoid artrit veya ankilozan spondilit yani işte eklem romatizması falan dediğimiz hastalıklardan. Bağırsakla ilişkisi var mı? Birebir var. Yani bedenin kendisine saldırdığı otoimmün rahatsızlıkların birçoğunun neredeyse bağırsakla ilişkisi var. Mesela herhangi bir otoimmün rahatsızlıkta
alınan bir besinin aşırı geçirgen bir bağırsağın duvarından kana karıştıktan sonra tanımadığı için o besini beden daha küçük parçasını tanıyor ama o büyüklüğü tanıyamıyor mesela. O yüzden ona benzer protein yapıda doku ne varsa gidip onlara da saldırıyor mesela. Şimdi bu taraftan baktığımızda bağırsağın düzgün çalışır, optimum seviyede çalışır olması insanın genel sağlığını müthiş derecede olumlu etkiler. Müthiş. O yüzden bağırsağı herkes dikkat edecek. İlk önce bağırsaklarımızı koruyacağız efendim. Zaten sonra kilo veririz. Hocam peki bunu nasıl onaracağız? Eliminasyon ilk çözüm mü? Şöyle eliminasyon bence kesinlikle direkt başlanılması lazım ama ben eliminasyondan ziyade biraz daha hem eliminasyon hem low FODMAP dediğimiz bir beslenme yani frukto oligosakkaritlerden, disakkaritlerden, monosakkaritlerden uzaklaştırdığımız. Ne yani, demek? Bakterilerin yiyeceği gıdaları kesmek. Burası çok önemli. Domates, patlıcan. Tabii hayır sadece onlar da değil. Şöyle düşünün içerisinde inülin olan yani mesela kereviz, mesela lahana, mesela brokoli, mesela Brüksel lahana. Normalde ne kadar sağlıklı anlatıyoruz değil mi? Bunları. Ay hocam bütün sevdiğim her şeyi elediniz gitti zaten. Bana sizin diyette yenecek hiçbir şey kalmıyor. Bir bademe kalıyorum ben efendim sonunda. Odun da kavrulmamış olacak. Çiğ olacak bile. Şaka yapıyorum buyurun hocam evet. Ama şöyle bunu çok uzun tutmayacağız yani. Hani ben bakıyorum bazen hocam 3 yıldır şunu yemiyorum, 5 yıldır bunu yemiyorum diye geliyor danışanlar. Diyorum ki niye yani? Hani bir sebebi olması lazım bir şey yememek için. Yani mesela bu beslenme low FODMAP dediğimiz beslenme bir iki hafta en azından belki maksimum bir ay yapılıp işte mesela kekik, müthiş kekik yağı bakteriyel, antibakteriyeldir. Yani müthiş kullanılması gerekir orada. Özellikle böyle kapsüllenmiş halleri çünkü tahriş eder. Yani iyi bir kekik. Onun dışında mesela Berberis vulgaris diye bir bitki var. Kadın tuzluğu diye de geçiyor. Ondan sonra o mesela müthiş yüksek dozları belki antibakteriyeldir. Ondan sonra kalendula var mesela. Aynı sefa yağı. Müthiş antibakteriyeldir. Ama bağırsağa bakarken sadece bakteriyel de bakamazsınız. Çünkü bağırsak florası bozulduğu zaman fungal anlamda da parazitel anlamda da bozulabilir. O yüzden bir şey düşünün, bir yaşam alanı, bir mahalle gibi düşünün yani orada. Aynen canlılar yaşıyor. Doğuruyorlar. Yani aslında resmen biz gibi orada bir yaşam var. Ve orada bakteri sayısını azalttığınızda bu sefer parazitel veya mantarlaşmanın önüne de geçemeyebilirsiniz. Eyvah. Onlar da artabilir. O yüzden mesela orada sadece SIBO dediğimde antibiyotik verildiği zaman aslında tam bir tedavi uygulanmış mı diye benim hep aklımda bir soru işareti kalıyor. Çünkü aynı zamanda mantara da aynı zamanda parazite de dokunacak bir kurgu yapılması gerekiyor. İşte orada belki Hindistan cevizi yağları, belki sarımsak yağları biraz daha sistemin içerisine girmeli. Yine bağırsak duvarının onarıldığı, kolajen üretebileceğimiz mesela bazı takviyeler. İşte glutamin, glisin gibi falan. Bunları burada söylüyorum ama bunların hepsi besin. Besin hammaddesi, yağlar, işte kekiktir falan. Ama şimdi çok etkili şeyler bunlar. Yani öyle hani başımıza buyruk aslında kullanılmaması gereken şeyler. Evet, birinin evet. Lead etmesi, birinin onu takip etmesi önemli yani. Evet, burada da hani doktorunuza danışmadan evet. kullanmayın diye de o uyarıyı yapalım. Zaten bu tarz videoların altında da bunu yazıyoruz. Yani bunlar genel bilgiler evet. ama işte ne dozda alacaksın, yani ne sıklıkta, ne kadar vardır. Alacaksın. Evet yani. Kekik kullanamaz falan gibi yani. Evet, her sistemin kendine özel iyi gelicileri var efendim. Hocam peki şunu da sormak istiyorum size. Bu mesele de çok önemli. Uyku olmadan zayıflama olur mu? Olmaz ya. Ya uyku olmadan hiçbir şey olmaz. Yani uyku çünkü beynin lenfatik sisteminin çalıştığı, bedenin müthiş boşaltım, detoksifikasyon yaptığı, bedenin onarım yaptığı aslında yegane yer. Şimdi uykuda bazal metabolik çalışıyor beden. Yani baz metabolizma çalıştırıyor. En minimumda her şey. O yüzden zaten diyoruz. Standby modunda. Evet, aynen öyle. Yani ekstra hiçbir şeye aktif olmuyor beden. Ve o yüzden de tam böyle onarımı yapacağı zamandır uyku. Ama nasıl uyku? Nasıl derin uyku. Derin uyku. Yani kaç saat uyku? Saat kaçta uyku? Özellikle aslında şöyle söylüyorum ben. Yani bu döneme de uygulanabilir bir şey olması lazım günün sonunda. Hani 11 ile sabah 5-6 arası mesela benim için müthiş bir uyku. Müthiş bir uyku dönemi yani. Yani aslında sirkadyen ritim diyoruz biz.
sirkaden ritme uymak. Yani dünyaya uymak, doğaya uymak. Dünya derken doğaya uymak yani. Güneş batarken yavaş yavaş senin de artık uykuya doğru geçmen. Ondan sonra yine doğarken de senin de doğman gibi. Öyle bakıyorum konuya. Yani doğayla olan ritim. Ritmin uyulması, doğanın ritmine uyulması aslında bu. Tabii güneş battı saat 5'te hemen gidelim uyuyalım, onu demiyorum yani. Ama orada da bizim mesela çok aydınlatıcıların altında kalmamız falan. Yani güneş battıktan sonra aslında problemdir bunlar. O yüzden uykunun derinleşmesi çok kıymetli. Derin uykunun alınması hakikaten inanılmaz önemli. Bedenin onarım yaptığı dönemdir uyku. Kilonun aslında müthiş verildiği. Hatta şöyle bir çalışma var. Eğer düzenli uykudan yoksun biri varsa ve uykusuzluk varsa gün içerisindeki basit karbonhidrat tüketiminin arttığına ilişkin bir çalışma var. Onu şey yapıyor. Evet, şekerli bir şeyler yemeye çalışıyor. Yeme canı çekiyor sürekli. Evet. Karbonhidrat, şeker. Evet, inanılmaz bir çalışma. Yani uyku süresi azaldıkça basit karbonhidrata, şeker gibi, çikolata gibi işte ne bileyim pirinç pilavları falan. Yani glisemik indeksi yüksek olan basit karbonhidratlara yönelme eğilimi daha da artıyor. Çünkü şey var, enerjisizlik var. Aynı şekilde mesela nörotransmitter de etkileniyor. Yani oradaki iyilik, libidinal sistemde kalan tarafımız olumsuz yönde etkileniyor. Daha tehditte, daha sempatik sistemde kalıyoruz yani. İşte bu bizim için çok kıymetli bir bilgi bence. O yüzden uykunun sadece gözümüzün kapatılıp sabahın olması değil de uykunun derin olması çok kıymetli. Kaliteli olması. Diş sıkan biri varsa gece, ondan sonra uykusu bölünen biri varsa gece. Hı hı. Mesela diyorlar ki bana, hocam ben tuvalete kalkıyorum ya uykum bölünmüyor diyor. Yani normalde tuvalete de kalkılmaz. Bir rahatsızlık yoksa tuvalete de kalkılmaz. Yani, ama orada belirli bir saat öncesinde sıvı alımını kesmek gerekiyor galiba, dikkat etmek gerekiyor. Şöyle aslında birçok kurguda ben zaten yeme eylemini bayağı önce kesiyorum da uykudan. Yani 4 hı hı. saat 5 saat önce kesiyorum ki sindirim tamamlanmış olsun. Beden tam anlamıyla uykuya geçsin yani. Ah Cansucuğum ah. Ah Cansucuğum ah. Yedim yattım mesela dün akşam yani, öyle söyleyeyim. Hani hafazan Allah, rüyada karnım acıkır falan diye. Evet hocam, buyurun, çok özür diliyorum. 5 saat önce biliyorum da. 4-5 saat önce. Hocam benim problemim de bu, biliyorum da uygulayamıyorum o zaman. Uygulanmayan bilgi bilgi midir, onu da tartışalım. Eyleme dönüyor. Zamanı evet, vardır buyurun. Belki bilmiyorum. Yani şöyle birazcık böyle yeme eylemini 4-5 saat kala kesersek hı-hı. derin uykuda yakalarız. Ve beden gerçekten onarımı daha iyi de yapar. O yüzden biraz oraya dikkat etmemiz lazım. Uykuyu derinleştirmemiz lazım. Gece uyanıyorsak, gece tuvalet dahil. Hmm. İhtiyacı dahil. Ama bu mutat bir şekilde. Yani mesela uyanmıyor adam bir ayda, işte iki ayda bir kere işte tuvalete kalkmış. Ondan bahsetmiyorum. Yani her gün akşam bir iki defa tuvalete kalkan insanlar var. Veya uykusu her bir saatte, bir buçuk saatte bir bölünen, böyle bir etrafı kontrol edip tekrar uyuyan insanlar var. Belki bunu biz yaşamıyor olabiliriz ama gerçekten çok fazla yaygın. O insanlar zaten uyumuyor. Sadece sabah yapıyorlar yani. Geceyi sabah hmm. yapıyorlar yani. O kadar. O yüzden onların uykularını derinleştirmeleri gerekiyor. Bu onların yapabileceği belki de en büyük katkıdır sağlıklarına. Üç şey söylüyorum orada da zaten. Uyku, su ve spor. Yani bu üçü. Spor olarak yürüyüşü siz temel olarak tavsiye ediyorsunuz değil mi? Yürüyüş şöyle en kolayı olduğu için aslında ama yürüyüş çok seviyorum bir taraftan ama daha çok böyle bisiklet mesela, işte yüzmek benim daha böyle sevdiğim egzersizler. Ondan sonra yüzdüğümüzde orada da acayip bir şey var, klor var orada da. Evet. Yani o da bir şey, halojen ve ciddi anlamda etkiliyor bizi. Veya tuzlu suyla temizlenen havuzlar olabiliyor ama evet. bulmak çok zor oluyor çok onları zor. Da. O yüzden yani bisiklet daha böyle tavsiye. Yani dışarıda da olmasa, kondisyon bisiklet de olsa hı-hı. belki o daha anlamlı geliyor bana. Peki mesela yürümek, yürüyüş yemekten sonra mı, yemekten önce mi yapılmalı? Şöyle, yemekten önce ben aç öneririm genelde. Hı-hı. Yapılacak egzersizin çoğunu aç öneriyorum zaten de. Şöyle bir şey var, yemekten de sonra yapılacaksa ben 2 saat sonra falan diye söylüyorum. Diyorum ki 2 saat sonra, çünkü sindirim sistemi çalışıyor o dönemde. Ve bayağı aktif, müthiş mitokondri. Orada müthiş ATP harcanıyor.
Yani ATP bizim enerji. Bir şey yaparken evet pilimiz gibi düşünün. Yani mitokondri, ATP'de enerji. ATP harcanıyor ve bir de yürüyüşe kalkarsak orada da yine ATP harcıyoruz. O yüzden aslında tam bir dinlenik hal oluşturulması gerekiyor yemekten sonra. Yemek yedikten sonra ne kadar? İşte en azından 1-2 saat kadar. Sonra gidilebilir mi egzersize? Gidilebilir. Ama yemekten önce olursa sanki biraz daha yağ yakımına da katkı sağlıyor yani. İnsülinin düşük olduğu dönemler. O yüzden yağ yakımına da katkı sağlıyor. Açlık en büyük şifa mıdır hocam? Aralıkta açlık olmuş. En büyük şifa mıdır? Biyokimya olarak bakarsak bence öyle. Ama her zaman sürekli mi yoksa o da dönemsel mi? Yani şöyle hani ben hep metabolizmaların insanların yani gerçekten çok değiştiğini gördüm. Hep söyleriz yani parmak izi gibidir diye. Bütün insanların yani farklı farklı insanların metabolizmaları. Herkes için açlık uygun oluyor mu? Oluyor ya. Yani beden inanılmaz adapte oluyor. Ama açlık dediğim şey de şu değil. Yani 24 saatte bir defa beslenmek ya da işte ne bileyim işte 2-3 günde bir beslenenler falan var. Öyle değil de onlar belki çok nadiren yapılabilir. Detoksifikasyon anlamında kontrollü bir şekilde. Ama ben hani 12 saat 16 saat açlıkları çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ama açlık dediğimiz şey de şu değil. Yani ana yemekten sadece bahsetmiyorum. Arada bir şey atıştırdığımız zaman onun da bir öğün olduğunu bilmemiz lazım. Yani su içiyorum mesela. Hı hı. Bu bir öğün sayılmaz. Hı hı. Ama bu atıyorum kahve olsaydı bile aslında öğün oluyordu. Çünkü kahvenin içerisinde ne yazık ki çekirdeğin yağı var. Ya kahve bir öğün mü? Evet yani eğer... Hepimiz şaşırdık. Kahve tabii içerisinde kalori olan ne varsa pankreas etkiler. Ve insülin saldırmak zorunda. Kalori var çünkü içerisinde. Ve pankreastan insülin salındığı anda bunu öğün demek zorundasınız. Yani şuradan geçerken, ben sabah kahvaltımı yapmışım, şuradan geçerken bir tane de incir gördüm, atıyorum. Veya ceviz gördüm, ağzıma attım. Bu da benim için bir öğün. Yani açlığı kesiyor. Açlığı kesen neyse, bunun adı bir öğün aslında. O yüzden diyor ki, mesela iki öğün yapıyorum hocam diyor. Tamam diyorum, arada hiçbir şey atıştırmıyor musun? 9 kere kahve içmiş. Tabii, o taraftan baktığımızda açlık sürekli kesiliyor aslında yani. İki öğün falan değil, 10 öğün falan yapılmış yani. Aa çok iyi. Ben demek ki hatayı burada yapıyormuşum. Bakın hocam konuyu açtı. Bende de kahve çok. Bir de hocam şey var. Ben bu konuda gerçekten izleyenleri de uyarmak istiyorum. Birini ya da birilerini hedef almıyorum gerçekten ama su diyetleri çıktı. Çok evet. Moda. 90 gün aç bırakıyorlar yaşlı başlı kadınları, evet. Amcaları. Yani sağlıklı mı sizce su diyeti? Şöyle ben kısa dönemlik olanları var mesela. İşte 1-2-3 günlük falan. Onlar belki denenebilir. Ama yani 90 günlük yani klinikte benim denemediğim bir şey. Ama ben 90 günlük açlığı birine önerebilir miyim? Öneremem. Bunu yapanlar vardır. Belki olumlu sonuç da alıyorlardır. Onu da bilmiyorum. Ama herhalde büyük konuşmayayım ama ömrüm boyunca böyle bir şey yaptırmam yani. Çünkü bir çok ciddi riskli bir şey çok değil mi? Çok ciddi riskli bir şey. Yani bir öğünde bile bakın inanılmaz bir öğün. Ben kendim bir öğün yaptım. Hı-hı. Mesela aylarca. Ve o bir öğünde almam gereken vitamin, mineral, protein, yağ sağlayamıyorum ki onu. Yani şöyle düşünün. Şimdi ben 80 kilogram ve 80 kilogramın günlük alması gereken protein miktarı neredeyse 96 gram falan. Şimdi 96 gram protein alabilmek için benim çok ciddi aslında yani protein içerim. Mesela yumurtada 6-7 gram protein var. Bir porsiyon ette 20-24 gram hocam protein var. Hocam sabah 12 yumurta kırıyormuşsunuz. Evet evet. Evet. 12 yumurta yani dramatik. Çok kaşınıyormuşsunuz böyle gözünüz yok şişmiş sabah. Tabii. Yani şimdi böyle bir tüketim olması gerekiyor. İşte ben bırakın bunu iki öğünde almayı, yani iki öğünde bile alamıyorum. Bir de bunu tek öğüne düşürdüğümü düşünün. Ve bunu 6-8 ay, belki 1 yıla yakın yaptım ben. İnanılmaz kas kaybettim. Bedenim çok inceldi. Tamam okey ama inanılmaz kas kaybettim mesela. Yani sağlıklıyım diyemem. Diyemezdim. Ama mesela işte sadece su diyeti yapılıp onlara başka bir şeyler, ne bileyim başka türlü bir beslenme falan yapılıyorsa onu bilemiyorum. İyi de çayı. İyi de çayı vesaire veriyorlarmış, roka vesaire. Ben çok yakından araştırmadım da benim yani
radarıma şöyle girdi. Benim bir akrabam başladı. Ben yani şiddetle karşı çıkıp hemen o listeyi, çay form, her şeyi yırttım dedim. Yani saçmalama, hayatın boyunca 95 kilo gezmişsin. 90 gün hani zayıflayacağım, iyileşeceğim. Yani ben böyle dedim ama sizinle de doktorunuza danışın. Herkesin evet, kime evet. güvenmek istediği kendine özgüdür ama radikal bir şey işte. 90 çok, gün açlık. Ya ben, ya bakın. Şimdi 500 miligram 2000 miligram kekiği verirken günde 50 defa düşünüyorum yani. Şimdi uğraştığımız şey insan. Tabii. Bir kere onu bilmemiz lazım. Yani bu benim için o kadar önemli ve değerli ki. Yani onun ağırlığını ve yükünü bizim omuzlarımızda hissetmemiz lazım. Çok önemli bir uzman için. Yani baktım, yazdım ve bitti. Bu olamaz bir uzman için. Yani bunu her zaman belki ben de yapamıyorum. Ben de iyileşmeye çalışan biriyim, mükemmel falan. Zaten öyle bir şeyim yok, iddiam yok. Ama bir sağlıkçının insanla uğraştığını, hangi kademede olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, sağlıkla uğraşan insanla uğraştığını bilmesi lazım. Böyle rigid, radikal, yarın hata yapmışız diyebileceğimiz şeyleri çok ben önermiyorum yani. Peki hocam, son soru. Ezber bozan var Deniz Hoca'yla, Mustafa Hoca'nın. Spotify'da listeleri alt üst eden serisi. Ezber bozan sağlıkla ilgili işte böyle beyin yakıcı, güzel, ufuk açıcı bilgilendirmeler yapıyorlar. Nasıl gidiyor Ezber Bozan? Ya Ezber Bozan çok güzel gidiyor. Biz Ezber Bozan'a başlarken böyle çok spontane başlamıştık. Ve bir anda sunucusu ben oldum oranın. Aslında moderatörü ben oldum bir anda. Orada biri yoktu. Ondan sonra moderatörü ben oldum. Sonra hocayla konuşmaya başladık. Hoca tabii yani derya deniz yani Deniz Hoca. O yüzden müthiş de samimiyeti var, geçiyor. Yani bilgiyi müthiş aktarmaya çalışıyor. Konular güzel. Anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten başka bir yerden bakmaya çalışıyoruz bir taraftan da. Tabii bunu hep bilimsel altyapıyla yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır hem klinik nosyon hem teorik tarafımız çok iyi. O yüzden iyi gittiğini düşünüyorum. İkinci sezonu bitiyor şimdi Ezber Bozan'ın. Hakikaten podcast biz daha önce hiç denememiştik. Dinleyiciler de çok iyi podcast'te. İnşallah devam eder. Bakalım keyif aldığım sürece devam edecek. En son Hashimoto'yu konuştuğunuz bölüm muazzamdı. Evet. Tiroid'i konuştuk. Tiroid. Hoca gene yani müthiş anlattı. Hashimoto'yu da anlattı. Hipotiroidi, hipertiroidi de anlattı. Çünkü salgın gibidir yani gerçekten. Ve insülin direnci, polikistik over, Hashimoto bunlar böyle üçgen kardeş gibidir. Üçlü gezerler efendim onlar. Evet, yani hormonal östrojen progesteron bozukluğuyla birlikte işte yine bağırsak geçirgenliği, Hashimoto'nun oluşu, anti-TG ve anti-TPO'nun artışı. Aslında burayı çok iyi takip etmek lazım. İşte sadece kişinin T4, T3 veya TSH bunlar tiroid hormonları bunlar değil de biraz da klinik bakılıp belki bunların serbestleri var, reverse'leri var. Onları böyle belki bakıp ona göre yönlendirmek, beslenmesini ve bağırsaklarını ona göre düzenlemek sanki anlamlı gibi geliyor bana. Tiroid çünkü çok önemli. Bedenin hızını belirleyen, bedenin hızını belirliyor. Yani inanılmaz, inanılmaz. Yani yaşam enerjiniz gibi. Sabah uyanmanızı etkiliyor. Mide asitinizi etkiliyor. İnanılmaz bir şey yani. Evet, tiroid bahsi çok önemli. Ezber Bozan'ın Tiroid bölümünde daha fazla bilgi alabilirsiniz. Mustafa Hoca'yı da tabii ki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. Yine tadı damağımızda kalan her zaman bir bölüm oldu. Çok sağ olun. Çok güzel ağırlandım. Çok güzel ağırladı arkadaşlar da. Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür size ederim. Ayrıca. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Haftaya öyküsü bizlere ilham olacak. Bilgileri ufkumuzu açacak. Bir başka konuğumla karşınızda oluncaya dek bu haftalık hoşça kalın. Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sundu.